Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Evet, bugün ne yapıyoruz? Biraz aşağıda kalmış. Ne yapıyoruz? MEB'in kazanım kavrama testleri, test 8'deyiz. Konu başlığımız ne? Diziler. İlk dizilerle ilgili testimizi yapmıştık. Hepiniz seyrettiniz ve abone oldunuz. Teşekkür ederim, öpüyorum sizlere. Hemen ikinci testimizdeyiz. Aşağıya kaydırarak ilk sorumuzu okuyalım. Bakın, yukarıda verilenlerden hangileri bir dizinin genel terimi olur diye sormuş. Peki, dizilerde en değerlerimizin ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Sayma sayılarımız olması gerekiyordu. Nereden başlıyordu sayma sayılarımız? 1, 2, 3, 4 böyle gidiyordu. Arkadaşlar, dizimizin birinci terimi, ikinci terimi olup üçüncü terimi olmadan dördüncü terime geçemiyoruz. Yani her terimin tanımlı olması gerekiyor. O zaman ilk öncüle bakalım arkadaşlar. Bakın şuraya. N'e ben 3 verdiğim zaman bu FN dizisi ne olacak? 3 bölü 0 olacak. Bu ne olacak? Tanımsız olacak. Dizi olabilir mi? Hayır. Peki ikinciye gelelim. Bozan yerleri düşünüyoruz arkadaşlar. İkincisinde de N'e mesela 1 verdiğim zaman burası 1 eksi kök 2 gibi bir ifade olacak. Peki kök 2 birden büyük olduğuna göre çift derecelik kökün içi negatif olacak ki olması mümkün değil. O zaman 2 de dizinin genel terimi olamaz. Ben şartsız şurtsuz yalnız 3 derim arkadaşlar. Evet, geçtik ikinci sorumuza. Ne demiş bana? İki tane dizi vermiş gördüğünüz gibi. BN dizisinin ilk 48 terimin toplamı demiş. Hemen başlayalım o zaman. N'e 1 verirsem şuraya da hangi değerleri verdiğimi yazayım. N'e 1 verirsem B1'in kök A2 eksi kök A1 olduğunu biliyorum. Hemen yerleştirmeyin arkadaşlar. N'e 2 verdiğim zaman B2'yi bulurum. Burası da arkadaşlar kök A3 eksi kök A2 olur. Ne demek istediğimi anladınız. Neden hemen değerlerini koymayın dediğimi anladınız. Eğer anlamadıysak bir terim daha yazalım. N'e 3 verelim. B3'ü bulalım. Burası da arkadaşlar kök A4 eksi kök A3 olacak. Şimdi gözüküyor değil mi arkadaşlar gittiğini? Ben 48'e kadar böyle gitmeyeceğim. En son N'e 48 vereceğim. B48'i buradan bulacağım. B48'i arkadaşlar kök A49 eksi kök A48 olacak. Şimdi ilk N 48 terimin toplamı demiş. Burası B1'den başlayarak B2 ve 48'e kadar gidecek. B48'e benden bunu istiyordu. Sağ tarafa baktığım zaman arkadaşlar ne kadar güzel gittiğini fark ediyoruz. Hiç elinizi kaldırmadan bunların gittiğini fark ettik. Ne kaldı? A49 kök içinde eksi kök A1 kaldı. AN dizimiz burada bakın arkadaşlar. A49'u bulursam bu 50'ye eşit olduğunu biliyorum. Bir de A1'i bulacağım. N yerine 1 verirsem bu da 2'ye eşit. Hemen yerleştirelim o zaman. Kök 50 eksi kök 2. Kök 50 arkadaşlar 25 çarpı 2'den 5 kök 2 eksi kök 2 olacak. Ve ben yanıtımı 4 kök 2 olarak bulmuş olacağım. B şıkkını işaretleyeceğim. Şimdi bakalım 3'te yanlış yöne gidiyorum. 3'te ne var? Arda bir şeyler çözmüş. Bize hangi adımda hata yaptığını soruyor arkadaşlar. Bakın AN dizimiz yukarıda. Önce birinci adımda arkadaşlar A1'i bulmuş. N yerine 1 yazarsam arkadaşlar şuraya 4'ün karesi olur. O da 16'ya eşit. Evet, birinci adım doğru. Sonra bu dizinin N yerine N-1 yazarak AN-1'inci terimini bulmuş. Onu da bulalım arkadaşlar. Bakın şuraya koyuyorum yine. Hep buraya koyuyorum. Burası N-1 artı 3'ün parantez karesi haline geldi. O da N artı 2'nin parantez karesi oldu. Demek ki ikinci adımda da hata yapmamış. Bakalım 3'te ne yapmış? Bu ikinci adımdaki ifadeyi açmış. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Burada da hata yapmamış. 3 de tamam.
Demek ki 2, 3'ü atladık. Geldik 4'e. Ne yapmış? Bir önceki adımdaki ifadeyi n artı 3'ün parantez karesine benzetmeye çalışmış. Şu n artı 3'ün parantez karesini açalım mı? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Sonuna da eksi 2n artı 5'e eklersem bu ifadem arkadaşlar n kare artı 4n artı 13 haline gelecek. Ama bakın şunu eşit olması gerekiyordu. Demek ki 4. atımda ardacığımız hata yapmış diyoruz ve 4. soruya geçiyoruz. Ne demiş? Gerçel sayılar dizisi her n pozitif tam sayı için bir ifade tanımlamış. Bakın arkadaşlar eşitliğini sağlamaktadır. A13'ü vermiş, A2 ile A4'ün toplamını istemiş. Hemen n'e 2'ye vererek arkadaşlar A2'yi bulmaya çalışıyorum. A3 eşittir. Bakın işaretlediğim yere koyuyorum. 2A2 artı 2'nin karesi şeklinde yazdım. A13'ü vermiş 16. Burası 2A2 artı 4 dedim. 4'ü sağa attım. 2A2'yi arkadaşlar 12 buldum. Ve A2'yi ben 6 olarak bulmuş oldum. Birazcık sayfamı kaydırabilirim. Tamam, A2'yi buldum. Burası 6. Şimdi A4'ü bulacağım. N'e arkadaşlar 3 verdim. Yine buraya koyuyorum arkadaşlar. A4 eşittir 2 tane A3 artı bu sefer de 2'nin küpü olacak. A4'ü arıyorum. A3'ü vermişti bakın 16. 2 çarpı 16 artı 8 dedim. 32, 8 ekledim. 40 dedim. Her ikisini de toplamamı istiyor. Yanıtı 46 olarak bulmuş oluyorum. Geldik 5. soruya. Evet. Bu dizi n'in 2'den büyük olduğunu vermiş. Bir ifade vermiş. A1 ve A2'nin arkadaşlar A1'in 2'ye eşit olduğunu, A2'nin 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Sonra 3 tane öncülümüz var. Bunlardan hangisi doğrudur demiş. Bakın önce şuna bakayım. 3'e bakayım arkadaşlar. Bu dizinin genel terimi olabilir mi? N'e 1 verirsem arkadaşlar A1'i 2 olarak buluyorum. Ama N'e 2 verirsem 4 çarpı 2'den A2'yi 8 buluyorum. Demek ki 3. öncülümüz yanlış olduğunu söylüyoruz. Şu içinde 3 barındıranları arkadaşlar bir atıyoruz. Sonra gelelim 1.ye arkadaşlar. 1. de diyor ki bize AN dizisi indirgemeli bir dizidir. Peki hemen hatırlayalım. İndirgemeli dizi neydi arkadaşlar? Bir terimi kendisinden önceki bir veya birden fazla terimi cinsinden ifade ediyorsa biz bu diziye indirgemeli dizi diyorduk. Bakın arkadaşlar nasıl tanımlamış? Aman kalemim ucu hop hop oynuyor. Kendisinden önceki bir veya birden fazla terim cinsinden ifade etmiş. O zaman birin kesinlikle doğru olduğunu biliyorum. O zaman B şıkkında atmış olduk. Gelelim ikinciye. A12'nin 28 olduğunu söylemiş. Şimdi sizden izin isteyerek A3'ü yazacağım. A3 neye eşitti arkadaşlar? A2 artı A1'e eşitti. Yani 4'e eşit. Peki A4'ü yazmak istesem o da A3 artı A2'ye eşit. Bakın A3 4'tü, A2 2'ydi. Buraya da 6 buldum. Bir şey fark ettiniz mi? Sizden izin isteyerek biraz yazmak istiyorum gösterebilmek için. A4 artı A3 dedim. A4 6, A3 de 4. Burayı da 10 buldum. Nasıl yapıyor arkadaşlar? İki önceki terimi toplayıp 3. terimi yazıyor. Peki A6'yı da yazsam? A6 da arkadaşlar A5 artı A4'ten oluşuyor. Yani 10 artı 6'dan 16'dan oluşuyor. Peki size bir şey hatırlattı mı arkadaşlar? Bu bildiğiniz, iyi bildiğiniz bir dizilim mi arkadaşlar? 1, 1, 2
Bakın 3, sonra 5, sonra 8, sonra 13 arkadaşlar, sonra 21, sonra 34. Neydi bu arkadaşlar? Fibonacci dizilimi değil miydi? Sonraki yazalım 55, sonrakini yazalım 89, sonrakini yazalım 144 müydü? Bakayım bir dakika ezberden gitmeyeyim. 9, 13, 144. Peki birinci terimi, ikinci terimi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın bunlar Fibonacci. Peki bizim bulduklarımız ne? 2, 2, 4, ne görüyorsunuz? 6, buradan 10, buradan 16 bulduk. Sonra nasıl gideceğini anladık mı? Bakın Fibonacci'nin iki katı olduğunu fark ediyor musunuz? Peki 12. terim şurası mıydı? O zaman bizim dizimizin 12. teriminin 288 olması gerekiyor. O ne demiş bize? 228 demiş. O zaman 2 de yanlıştır deyip ben A şıkkını işaretlerim. Biraz önce miyavlayan bir kedi duydunuz mu? Biber Bey bize eşlik etmeye karar verdi. Biber Bey bizlerle şu an. Biber Beyciğim biliyorsunuz benim 13 yaşındaki İran kedim. Tabii gündüz derste olduğum için çok sıkılıyor. Gece de benimle boğuşmak istiyor ama şu an ben de onunla değil bilgisayarımla boğuşuyorum. Sizlerleyim. Evet, alttan da bir yandan Biber Bey'i mıncıklıyorum. Geldik 6. soruya. Bir dizi vermiş arkadaşlar. Bu dizinin 11. terimiyle 1. terimi arasındaki farkı sormuş. Bakın arkadaşlar hemen ben şunu bir 3 ile çarpayım arkadaşlar. Ne olacak? 3 tane an eşittir 3 tane an artı 2 ve eksi n haline getirmiş. Tamam, şu an'leri aynı tarafa atayım arkadaşlar. 3 tane an artı 2 eksi 3 an eşittir n olacak. Bir de 3 parantezini alıp böleyim mi? An artı 2 eksi an eşittir n bölü 3 oldu. Şimdi birden başlayacağım belli arkadaşlar. Bakın elimizde A1 var. O zaman n'e 1 vererek başlıyorum arkadaşlar. Burası A3 eksi A1 oldu. Burası da 1 bölü 3'e eşit oldu. Peki ikinci vereceğim terimi nasıl anlayacağız? Bakın bunların arasındaki fark 2 mi? O zaman ben de burayı 2 arttırarak devam edeceğim. Yani n'e 3 vereceğim. Burası A5 eksi A3 haline geldi. 3 bölü 3 diyelim. 1 demeyin arkadaşlar. N'e bu sefer 5 verdim. Burası A7 eksi A5 oldu. Gideceğini fark ettik herhalde. Burası da 5 bölü 3 oldu. 11'e kadar gidelim mi? İsterseniz gitmeyelim arkadaşlar. Şuranın 1 olması için uğraştıysam buranın da arkadaşlar 11 olması için uğraşacağım. Yani en son n'e 9 vereceğim. Evet, Biber Bey uzun tüylü. Şu an ağzımda, burnumda tüyler var. Burası da arkadaşlar A11 eksi A9 oldu. Burası da 9 bölü 3'e eşit oldu. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Bakın gideceğini fark ettik zaten. Şunlar gitti. Hiç elimizi kaldırmadan boşluk yokmuş gibi devam ettik. Burada A11 eksi A1 kaldı. Yani bizden istenen. Peki burası ne oldu? 1 bölü 3 artı 3 bölü 3 artı 5 bölü 3 artı 7 bölü 3 ve artı 9 bölü 3'ten oluştu. Şimdi sağ tarafa toplayalım. 9, 10, 17, 20, 25 bölü 3 bulduk. Demek ki yanıtımız da C şıkkıymış. Bakalım bir sonraki sayfaya geçebilirmişiz. 7. soru. Şimdi diyor ki AN dizisi genel terimi herhangi bir terimin karesi. Tamam, herhangi bir terimin karesi. Tamam. O terime eşit uzaklıkta iki terimin çarpımına eşit. Mesela A birim ötede ve A birim geride diyelim. O zaman A n artı
şu A ile öbür A'yı karıştırmayın lütfen. Ve bu kadar uzaklıkta olan iki terimin çarpımına eşitmiş. Peki ben bunu düzenlersem size tanıdık gelir mi arkadaşlar? Geldi değil mi? Nedir bu? Geometrik dizinin orta terim formülü çıktı. Tamam, o zaman elimizde neler var diye bakalım. Bana ne vermiş arkadaşlar? A2'yi 12 vermiş. A4'ü 48 vermiş. Neyi sormuş? A10'u sormuş. Arkadaşlar hemen geometrik dizinin genel teriminden gideyim. Ben R'yi bulayım. R'yi bulabilmek için arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Ardışık olmayan iki terimi birbirine bölüyordum arkadaşlar. Yani A4'ü A2'ye böleceğim. Parametrelerin arasındaki farkın da 2 olduğunu fark edip karekökünü alalım. Demek ki karekök içinde 48 bölü 12'ymiş. O da kök 4 çıktı. R'mizin 2 olduğunu bulduk. Şimdi A10'u bulabilir miyim? A10 nasıl yararlanırım? İsterseniz A2'den, isterseniz A4'ten yararlanın. A2 artı, pardon, geometrik dizi dedim. Nereden çıktı o artı? A2 çarpı R üzerine parametrelerinin farkını koyuyorum. 8 koyuyorum. A2 12 vermişti. R'yi 2 bulmuştuk. 2 üzeri 8 dedik. 12'nin içinde 2 var arkadaşlar. 4 çarpı 3, yani bunu 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin 8. kuvveti yazarsam, bunları birleştirirsem benim 10. terimim 3 çarpı 2 üzeri 10 olarak bulunuyor. O da C şıkkında. Evet, geldik 8'e. Pozitif bölen sayısı. Peki, hemen bir parantez açalım arkadaşlar. Pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Biz sayımızı asal çarpanlara ayırıyorduk arkadaşlar. Mesela asal çarpanlara ayırdık. Bir tane daha yazayım. Mesela şöyle asal çarpanlara ayırdığımız zaman pozitif bölenleri arkadaşlar kuvvetlerinin birer fazlasının çarpımına eşit olmalıydı. Bu kulağınızın kenarında duyursun. Evet, pozitif bölenleri sayının asal çarpanlarına ayırıyordum. Bu asal çarpanlarında arkadaşlar kuvvetlerinin birer fazlasının çarpımı pozitif bölenlere eşitti. Tamam. Bakın n sayısı pozitif bölen sayısı biçiminde veriliyormuş. Bir parçalı fonksiyon şeklinde bir dizi vermiş. Hemen A12'yi bulalım arkadaşlar. Peki A12'nin pozitif bölenlerini bulursam 4 çarpı 3, yani 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde. Kuvvetlerinin birer fazlası pozitif bölenlerine eşitti. Pozitif bölenleri sayısı o zaman 3 çarpı 2'den 6'ymış. Bakalım eğer 4'ten büyükse arkadaşlar, bakın 4'ten büyükse buraya koyun diyor. Demek ki ben A12'yi nasıl bulacağım? 12. Ay çok kenarda kaldı ya. Bir saniye, çok rahatsız oldum. Çok kenarda kaldı. Şunları nereye yazalım? Şuraya yazalım. A12'yi arkadaşlar ne bulduk? N-2'ye koymuştuk. 12-2'den 10 buldum. Şimdi ben neyi bulacağım? A25'i bulacağım. A25'i asal çarpanlarına ayırırsam 5'in karesi olacak. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar, pozitif bölen sayısı kuvvetinin bir fazlasıydı. 3 dedik. Bu da arkadaşlar buraya giriyor arkadaşlar. 3n-1'e, yani A25'i bulmak istiyorsam arkadaşlar oraya koyacağım. 3 çarpı 25. Aman çok kenarda kaldı. Ben çok huzursuz oldum onları görmüyorsunuz diye. Bir saniye ya. Allah'ım çıldıracağım. Nereye yazacağımı şaşırdım. A12'yi şuraya yazdım. 10 dedim. A25'i de arkadaşlar 3 çarpı 25 eksi 1'den 74 olarak buldum. Tamam. Sıra geldi. A34'e geldi. 34'ün asal çarpanlarını ayırsam 2 çarpı 17. Yani kuvvetleri 1. Pozitif bölenleri sayısı arkadaşlar 2 çarpı 2'den 4 oldu. 4 arkadaşlar
yine buraya giriyor. Alttaki ifadeye giriyor. A34'ü bulmak istiyorsam 34'ten 2'yi çıkartıyorum. Yani o da 32 olarak bulundu. Kaldı A41. 41'in asal sayı olduğunu biliyoruz. Demek ki 41'in asal çarpanları bu. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar kuvvetinin bir fazlasından 2. 2 nereye giriyor? Yukarıya giriyor. Demek ki A41'i bulmak istiyorsam 3 çarpı 41 eksi 1'den bulacağım. O da 123 eksi 1'den 122 olarak bulmuş olduk. Şimdi bunların hepsini alt alta yazalım, bir toplayalım. Ne var? 122 bulduk. Başka ne bulduk? 32 bulduk. 74'ümüz var. Bir de 10'umuz var. Toplamaya başlayalım arkadaşlar. 4, 6, 8. Sonu 8 ile biten diğerlerine bir attım. 8'i yazdık. Tamam. Ne 10, 12, 13 dedim. A şıkkını devamlı yapmadan bitirdik. Demek ki toplamları 238'miş. Korkmayın, siz toplamayı sevmediğiniz gibi ben de sevmiyorum. Evet. Arkadaşlar bu özel bir kalıptır. Özel bir sorudur. Özel bir formüldür. Bu yine aklınızın kenarında kalsın. Neydi bu formülümüz arkadaşlar? Eskiden müfredat kırpılmadan önce biz bu formülü çok fazla veriyorduk. Şimdi ama kullanılan bir formül değil. Onun için dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde gidiyorsa arkadaşlar, bakın 3 çarpı 4 bu şekilde gidiyorsa 1 bölü 4 çarpı 5 devam ettiğim en son terimim n artı 1 şeklinde gidiyorsa bu ifadenin toplamı arkadaşlar son terimin küçüğü yukarı büyüğü aşağı yazılarak bulunur. Bu özel bir durumdur. Bakın an dizisinin çarpanları olduğunu fark edin arkadaşlar. N artı 1. Bir anda yukarıda yazdığımız formül çıktı. İlk 10 terimin toplamı diyor. Yani A1 arkadaşlar. A1'i bulursam 1 bölü 1 çarpı 2. Çarpmayın. A2 gördüğünüz gibi 1 bölü 2 çarpı 3. Bir anda benim formülüm çıktı değil mi? A3 eşittir 1 bölü 3 çarpı 4. 10. terimde o zaman A10'da nedir? 1 bölü 10 çarpı 11. Ne demiştik? Formülümüze benzedi. Son yazılanın arkadaşlar küçük terimi yukarıda, büyük terimi aşağıda yazılır. C şıkkını görmüş oluyoruz. Geçtik 10. sorumuza. Evet, okumaya başlayalım. Yine içinde yanlış hatırlamıyorsam pozitif bölenler var arkadaşlar. AN dizisini 4N eksi 48 bölü N şeklinde vermiş arkadaşlar. Önce ben bu dizinin tam kısmıyla arkadaşlar rasyonel kısmını ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Bir böyle, bir de böyle düşüneceğim. Yani 4N bölü N eksi 48 bölü N şeklinde düzelteceğim ki daha rahat yorum yapayım. Bu dizimde 4 eksi 48 bölü N haline geldi. Şimdi bu diziyi tam sayı yapan değerlere K kümesi demiş. Yani ben neyi bulacağım arkadaşlar? 48'i bölen N değerlerini bulacağım. Eğer kaç tane olduğunu düşünüyorsanız bakın pozitif bölenlerinden düşünebilirsiniz. 16 çarpı 3'tür. 16 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 1. kuvveti. Demek ki 48'i bölen arkadaşlar pozitif bölenler biraz önce söylemiştik. Kuvvetlerinin birer fazlasının çarpımına eşit. Yani 48'i bölen 10 tane sayı var. Ama kümenin yazmamızı istiyor. Bakın 48'i bölen 10 sayıyı yazıyoruz arkadaşlar. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür. Bu onu bulmanızı tercih ederim. Hani sayı atlayıp atlamadığınızı görürsünüz. Neye bölünür? 12'ye bölünür, 16'ya bölünür, 24'e bölünür ve 48'e bölünür. Evet, bütün bölenlerini yazdık K kümesine. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Evet, diyor ki bu diziyi
negatif yapanları da L kümesine koyacağım. Şimdi arkadaşlar buraya tek tek düşünüyorum. 1 koyarsam 4 eksi 48'den arkadaşlar negatif olur. 2 koyarsam arkadaşlar 4 eksi 48'i 2'ye bölsem hala negatif olur. 3 koysam negatif olur. 4 koyarsam arkadaşlar şuraya koyuyorum, fark ediyor musunuz? 4 eksi 12'den negatif oldu. 6 koyarsam negatif olur. 8 koyarsam bakın negatif oldu. Peki 12 koyarsam arkadaşlar, 12 koyarsam şöyle olacak. Şuraya 12 koyduğumu düşünseniz 48 bölü 12'den 4, 4 eksi 4 0. Demek ki L kümesinin alacağı değerler bu. Kesişimini sormuş bu iki kümenin. Zaten bu değerler K kümesinin içinde de var. Sayalım o zaman 2, 4, 6 tane kesişiminde eleman olmalıymış diyoruz. Evet, geldik 11'e. Bir AYT sorusu arkadaşlar karşımızda. Güzel bir soruydu. Hemen okuyalım. Herhangi ardışık 3 terimin toplamı birbirine eşit olan bir dizi varmış arkadaşlar. 25 ilk 25 terimin toplamı. Şöyle sizden bir mola isteyeceğim. Şöyle yazacağım birazcık. Neden? Gösterebilmek için. A4, A5 böyle gidiyorum arkadaşlar. Sonra A23'ü, A24'ü ve A25'in toplamını istemiş. Tamam. Şimdi lütfen dikkatli olalım arkadaşlar. Bakın ilk 3 terimi birbirine eşit. Yani şu birbirine eşit. Bu birbirine eşit. Buradaki ifadeler birbirine eşit diyor. Peki ben bunları nasıl bulacağım? Şimdi bunu gösterdiğime göre sileyim. Bakın A4'ü şurayı 2 vermiş. Bakın A2 ile A3'ün toplamını da 2 vermiş. Yani bu 3 terimin toplamı 4. O zaman doğal olarak şu 3 terimin toplamının da 4 olması gerekiyor. Ne yapıyorum? Burası 2 ise A1'in de 2 olması gerektiğini söylüyorum. Tamam. A1'in 2 olduğu kenarda dursun arkadaşlar. Peki bir kere daha sileceğim şurayı. Bir kere daha sileceğim bir şey gösterebilmek için. Bir daha yazmayayım onları arkadaşlar. İlk 3 terimin, pardon, ardışık 3 terimi birbirine eşitti. O zaman buradaki arkadaşlar A6, şu A7'yi de yazayım. Bakın üçerli üçerli topladığım zaman bunlar da 4'e eşit. Gittim gittim bittim 25'e kadar arkadaşlar. A1'i çıkarttığım zaman üçerli üçerli gruplanıyor. Demek ki son 3 terimi de 4'e eşit. Peki burada kaç tane 4 var? A1'imiz var. A1'imizin 2 olduğunu bulmuştuk. 2 artı bu 4'ten kaç tane var arkadaşlar? A1'i atarsam 24 terim var. 24'ü üçerli üçerli grupluyorum. Demek ki 24'ü 3'e bölersem 8 eder. Demek ki 4 tane, 8 tane 4 varmış. Yani 2 artı 4 geri 8 32, toplamları 34'e eşitmiş. 2019'da olay yaratan sorulardan biriydi arkadaşlar. Bakalım 12. sorumuzda yine bir AYT 2020. AYT sorusu arkadaşlar. Bir dizi tanımlamış arkadaşlar. A5'in 18 olduğunu vermiş. A1'i soruyor. Peki başlayalım arkadaşlar. Ha başlamayalım. Bakın sağ tarafa baktığınız zaman bu ifadenin bir an parantezine alacağını fark etmeniz gerekiyor. Şunu yazalım. An artı 1. Sağ tarafı an parantezine alırsam burada 1 artı eksi 1'in arkadaşlar n'inci kuvveti bölü 2 şeklinde olacak. Peki n'e 1 vererek başlayalım. N'e 1 verirsem arkadaşlar A2 eşittir A1 çarpı 1 1 veriyorum. Dikkat edin. Eksi 1'in birinci kuvveti eksi olacak. Eksi 1 bölü 2 haline gelecek. Ha keşke şunları da bölüm şeklinde yazsa mıydım? Evet bir dakika. Bir satır geriye gidiyorum. AN artı 1 ile AN'i bölüm şeklinde yazayım. Daha rahat gösterebileceğim.
Bu sağ tarafta 1 artı eksi 1'in elinci kuvveti bölü 2 haline geldi. Tamam. Ben burayı da o zaman bölüm şeklinde düzelteyim şurayı. Burası da arkadaşlar A2 bölü A1 oldu. Şimdi n ile n artı 1 arasındaki fark 1 olduğuna göre ben 2 vereceğim. 1 arttırarak vereceğim. Burası A3 bölü A2 oldu. Sağ tarafta arkadaşlar n'e 2 verdiğim için şurası çift oldu ve artı oldu. Demek ki 1 artı 1 bölü 2 haline geldi. Bir tane daha değer vereyim. N'e 3 vereyim. Burası A4 bölü A3 oldu. Bakın n'e eksi 1 verdiğim zaman şurası, pardon 3 verdiğim zaman yine burası eksi olacak. Burası da yine 1 eksi 1 bölü 2 haline gelecek. Demek ki belli oldu. N'i de bir 4 verelim mi? Onu da görelim o zaman. A5 bölü A4 eşittir arkadaşlar. Ne oldu? Burası da arkadaşlar 1 artı 1 bölü 2 oldu. Elimde zaten bakın A5 vardı. Burada durdum. Taraf tarafa ben bunları çarpacağım. Aman yamuk çizdim ama anladınız. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bakın üstteki alttakini götürüyor. Hiç boşluk yokmuş gibi üstteki alttakini götürdü. Üstteki alttakini götürdü. Sol tarafımda elimde yukarıda A5 kaldı. Aşağıda arkadaşlar A1 kaldı. Sorulana ulaştık. Şurası arkadaşlar 1 bölü 2 mi? Burası 3 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Burası tekrar 3 bölü 2. Ben bu değerleri de çarparsam arkadaşlar 9 bölü 16 bulurum sağ tarafı. Buradaki her değeri de yan yana yazıp çarptık. Şimdi A5'i yerleştirelim. A5'i 18 vermişti. A1'i arıyordum. Ben sağ tarafta 9 bölü 16 bulmuştum. 9 ile 18'in sadeleştiğini fark ettiniz, değil mi? Ben içler dışlar çarpımı yaparak A1'i arkadaşlar ne buldum? 32 buldum. Güzel bir AYT sorusuydu. D şıkında işaretledim. Bu gecelik benden bu kadar arkadaşlar. Yarın tekrar test, dizilerin 3. testiyle ya da kazanım testlerinin 9.'suyla tekrar karşınızda olacağım. Sizleri çok seviyorum, öpüyorum. Hoşça kalın.